Bir toprağın ekimlerinden daha herkese merhaba sevgili seyirciler. Köy TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün önemli bir program konuğumuz, konuklarımız var. Daha doğrusu Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının en eski tarım kuruluşlarından olan TİGEM'i konuk ediyoruz. TİGEM'i konuşacağız. TİGEM'in bir işletmesinin ayrıntılarına da gireceğiz. Sizlerle bunları paylaşacağız. Konuklarımı ben tanıtmak istiyorum. Sait Kocabay, TİGEM Genel Müdürümüz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yüksel Akçay, Gözlü İşletmeleri Müdürümüz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz siz de programımıza. Evet, TİGEM'i daha yakından tanıtmak istiyoruz. Daha yakından tanımanızı istiyoruz. Çünkü TİGEM Anadolu coğrafyasında hakikaten başta da söylediğim gibi çok uzun yüzyıllardır Türk milletinin, köylüsünün, üreticinin emrinde olan çalışmalarıyla yaptıkları öncü faaliyetlerle üreticimizin önünü açmaya çalışan bir kuruluşumuz. Sizlerle bunları, ayrıntılarını paylaşacağız. Sayın Genel Müdürüm, isterseniz TİGEM nedir? Kuruluşundan itibaren kısa bir tarihçesiyle başlayalım. Ondan sonra da günümüzle ilgili sorularımızı sizlere iletelim. Evet. Öncelikle bu fırsatı bizlere tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Köy TV olarak sizlere. Ve televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimize Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak saygılarımı sunuyorum. Öncelikle TİGEM'in tarihi, geçmişiyle kısa bir değinmek istiyorum. TİGEM, kuruluşu 700 yıl öncesine dayanan Orhan Gazi döneminde ilk işletmesi Bursa Karacabey işletmesi Orhan Gazi'nin eşi Nülfer Hatun'a babası tarafından çeyiz edilen bir arazi üzerinde kuruluşunu yapıyor. O tarihten Osmanlı döneminde ilave çiftlikler oluşturularak Çiftlikat-ı Hümayun olarak görevlerini sürdürüyorlar. O dönemdeki görevleri, faaliyet konuları ordunun at ihtiyacını ve gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. Cumhuriyet dönemine geldiği zaman 1926 yılında bu Çiftlikat-ı Hümayunlar haralara dönüştürülüyor ve diğer ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinde ilave işletmelerde oluşturularak hara ve inekhaneler 1984 yılına kadar ülkemizin hayvancılığının geliştirilmesi noktasında önemli hizmetler sunuyor. Ayrıca Cumhuriyetimizin yine ilk yıllarında 1937 yılında zirai kombinalar ülkemizin değişik bölgelerinde kuruluşlarını tamamlıyor. 1938 yılında da devlet ziraat işletmeleri faaliyetlerine başlıyor. Bunlar 1950 yılına gelinceye kadar ülkemiz tarım sektörüne önderlik ve öncelikli faaliyet konuları tanıtarak önderlik liderlik yapıyor. 1950 yılına geldiği zaman bu iki kuruluş devlet üretme çiftlikleri çatısı altında birleştiriliyor. 1984 yılına kadar devlet üretme çiftlikleri ülkemizin temel girdilerinde sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık üretimi ve ülkemiz yetiştiricileriyle, çiftçileriyle buluşturan bir faaliyetini sürdürüyor. 1984 yılına gelindiğinde devlet üretme çiftliklerinin ile hara ve inekhanelerin mevcut varlıkları toplanarak, TİGEM çatısı altında toplanarak günümüze kadar faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Yani TİGEM'in rehberlik konusu çok asırlar evveline dayanıyor Sayın Müdürüm. Mutlaka özellikle bu 1937 ve 38 yıllarında o dönemin en ileri teknik ve teknolojileri bu işletmelerde uygulanıyor. Hem zirai kombinalarda hem devlet ziraat işletmelerinde bunlar
yaptıkları hem teknikleri hem teknolojileri ülkemiz tarım sektörüne gerçekten önemli ölçüde rehberlik ediyor. Bugünkü biraz yapıdan da konuşmak istiyorum TİGEM'in sayın müdürüm. 30 küsür civarı işletme var Türkiye'de. Biraz da onlardan bahsederseniz ne tip çalışmalar yapıyor TİGEM günümüzde? Evet, TİGEM'in toplam 3.6 milyon dekar arazi varlığıyla Türkiye'nin coğrafyasına dağılmış 37 işletmesi mevcut idi. TİGEM işletmecilik açısından ölçek büyüklüğü yeterli olmayan ve TİGEM faaliyetlerinde sertifikalı tohum ve damızlık üretiminde fazla fonksiyonel olmayan 20 işletme 330 bin dekar, yani TİGEM arazi varlığının yaklaşık %9'una tekabül eden işletmelerimiz özel sektör yatırımlarına açılmış, uzun süreli 30 yıllığına kiraya verilmiş. Ancak bu işletmeler tabii ki kiraya verilirken tarımsal projelere dayalı olarak kiraya evet. verilmiş ve tarımın dışında herhangi bir faaliyet yürütmüyor. Bu işletmeler TİGEM tarafından oluşturulan, uzmanlar tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle her yıl düzenli olarak denetimleri yapılıyor. Taahhüt ettikleri yatırımları, taahhüt ettikleri istihdamları acaba sağlamışlar mı, sağlamamışlar mı? Faaliyetleri yapılan sözleşmelerde belirtilen ilkelere uyup uymadığı sürekli olarak kontrol ediliyor. Yani tamamen üretime yönelik faaliyetler üzerinden giden bir kuruluş TİGEM. Evet, yani bu şu kiralanan işletmelerle ilgili bazı bilgiler de detaylar da verir. Bu uzun süreli kiraya verdiğimiz işletmeler kiracılarımızın önemli bir kısmı diğer sektörlerden tarım sektörüne yatırım yapan insanlar. Yani biz bu kiraya, kiralamayla neyi sağladık? Şunu sağladık. Özel sektördeki hem yatırım gücünü hem de işletmecilik kültürünü tarım sektörüne kazandırmış olduk. Gerçekten bugün bu kiraladığımız işletmelerde kiracılarımızdan çok önemli, başarılı faaliyet yürüten kiracılarımız var. Ben bu arada şunu da bir sormak istiyorum Sayın Müdürüm. TİGEM denince kar eden bir kuruluş değil de devamlı Ar-Ge'ye yatırım yapması gereken bir kuruluş olarak konuşuluyor, bahsediliyor. Biraz buna bir ayrıntı verirseniz sevinirim. Yani TİGEM, Ar-Ge'yi yapan TİGEM mi yoksa bir başka genel müdürlüğümüz var, TAGEM diye bir müdürlüğümüz. Orayla irtibatınız nasıl, ilişkiniz nasıl? TİGEM'in hangi noktada düşünmemiz gerekiyor? Ben bunu konuya girmeden önce TİGEM hangi alanlarda, hangi işletmelerinde faaliyet gösteriyor? Kısaca ben bir özet bilgiyi vereyim. Daha sonra TİGEM ile TAGEM arasındaki işbirliği konularından bahsedeyim. TİGEM şu an 3.3 milyon dekar arazi varlığında toplam 17 işletmede faaliyetlerini sürdürüyor. Hangi faaliyetler bunlar? Ülkemizin önemli ölçüde açığı bulunan çeşitlerdeki sertifikalı tohumların üretilmesi, üstün vasıflı büyükbaş ve küçükbaş damızlıkların üretilmesi ve bu üretilen sertifikalı tohumların ve damızlıkların çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşturulması görevini yürütüyor. Şu an itibariyle özellikle ülkemizde sertifikalı hububat tohumundaki pazar payının %33'ü TİGEM'e ait. Yani yaklaşık her yıl 500 bin ton civarında dağıtılan sertifikalı buğday tohumunun %33'lük kısmını TİGEM pazara arz ediyor. Bu önemli bir miktar olarak görüyoruz. Diğer taraftan özel sektör tohumculuk firmalarının büyük ölçekli izolasyon mesafesini sağlayan tarım arazilerini sezonluk olarak kullandırma imkanını sağlıyor. Ve böylece de... İzolasyonla neyi sağlıyorsunuz orada müdürüm? Özellikle hibrit çeşitlerdeki sertifikalı tohumların üretimleri durumunda başka bir bitkinin tozlanmasını önlemek amacıyla arzu edilen
melezlemeyi sağlamak amacıyla yabancı bir toz zamanı olmaması açısından bir izolasyon mesafesine ihtiyaç var. Atıyorum bir çeşitteki ayçiçeği tohumu üretebilmek için hibrit olarak bunu 700 metre ötesinde başka çeşitteki bir ayçiçek ekilişinin olmaması gerekiyor. Tabii normal bir tarla ortamında, arazi ortamında hiç kimseye diyemezsiniz. Ya 700 metre öteye git, öyle değil. Herkes her santimetreyi kullanmaya çalışıyor. Bırakın metreyi, santimetreyi. Siz orada aslında kaliteli bir tohumculuğun da önünü açmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu hizmetlerimizde özel ülkemiz özel sektör tohumculuk firmalarının gelişmesine de önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. Diğer taraftan bu işletmelerimizde aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu an 14 işletmede 5 ırkta damızlık sığır yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdürüyoruz. Her yıl ülkemiz yetiştiricilerine 3.000 ila 5.000 baş aralığında damızlık dağıtımı satışını gerçekleştiriyoruz. Küçük başta da özellikle 11 ırktan toplam 240 bin koyun varlığımızda damızlık küçük baş yetiştiriciliğini sürdürüyoruz. Bunda da her yıl 24 bin baş civarında ülkemiz yetiştiricilerine üstün vasıflı damızlık tedarikini sağlıyoruz. Bu özellikle küçük baş yetiştiriciliğimizdeki 11 ırkın tamamı kendi milli ve yerli ırklarımız. Bunların 4 ırk ülkemizin bizim eskiden beri Anadolu coğrafyasında yetiştirilen ırklardan oluşturulmuş. 7 ırk ise TİGEM ile üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlar işbirliği kapsamında ıslah çalışmaları sonucunda elde edilmiş ırklardan oluşuyor. Ayrıca Ceylanpınar işletmemizde damızlık keçi yetiştiricilerimizin üstün vasıflı damızlık keçi taleplerinin karşılanması amacıyla da 4000 başta Halep ırkı keçi yetiştiriciliğimiz var. Diğer faaliyet konularımız hayvancılıkla ilgili ecdat yadigarı Osmanlı'dan günümüze kalan Safhan Arap atlarının yetiştiriciliklerini sürdürüyoruz. Toplam 1500 taş hayvan varlığıyla 3 işletmemizde bu çiftli kağıtı Hümayun kökenli işletmelerimizde Safhan at yetiştiriciliğini devam ettiriyoruz. Her yıl yarış severlerin hizmetine, yarış sektörüne 250 baş civarında tay satışlarını gerçekleştiriyoruz. Şu an sahalarda koşan Safhan Arap atlarının %25'ine yakını TİGEM kökenli taylar oluşturuyor ve kazanılan ikramiyelerin %43'lük kısmı da yine bu TİGEM kökenli taylar oluşturuyor. Diğer taraftan ülkemiz gen kaynaklarının korunması, yaşatılması, gelecek nesillere ulaştırılması adına Eskişehir Anadolu işletmemizde Ankara tiftik keçisi yetiştiriciliğini sürdürüyoruz. Ceylanpınar işletmemizde Asya ceylanı yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdürüyoruz. İki işletmemizde de Kangal ve Akbaş çoban köpeklerinin yetiştiriciliğini sürdürüyoruz. Taliplerine, talep edenlere bu gen kaynaklarımızı da arz ediyoruz, veriyoruz. Yani dışarıdan da istifade ediliyor bunlardan. Mutlaka, mutlaka. Evet. TİGEM demiştiniz, ARGE noktasında TAGEM'le bir işbirliği içinde. Yani bu toplumda çok sorulan, çok konuşulan konulardan birisi. Hani TİGEM kar etmemesi lazım, TİGEM hep yatırım yapması lazım diye düşünülüyor. Ama ARGE sizde anladığım kadarıyla üretim noktasındaki, tohumların üretim noktasındaki bir çalışma TİGEM'de. Evet. TAGEM'de ARGE var. Biraz bu konuyu açarsanız sevinirim Sayın Hocam. Şimdi tabii ki TİGEM'in kuruluşuna ben kısa geçtim. TİGEM bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Yani kit pozisyondaki bir kuruluştur. 233 sayılı kanun hükmünde kararname tabi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz sertifikalı tohumu üretiyoruz ve üstün vasıflı damızlık üretiyoruz. Bu sertifikalı tohumlarımızın büyük bir kısmını bakanlığımıza bağlı TAGEM
araştırma enstitülerinde orijinalleri üretilir. Biz bu orijinal tohumları alırız, daha geniş arazilerde çoğaltırız, bunları sertifikalı tohuma dönüştürürüz ve ülkemiz çiftçileriyle buluştururuz. Esas bakanlığımızın ARGE birimini TAGEM oluşturuyor. Biz ise o TAGEM'in geliştirmiş olduğu çeşitleri çoğaltan, sertifikalı tohuma dönüştüren bir kuruluş. Bizde ARGE çalışması yok mu? Az önce bahsettim. Koyunculuk alanında hala gözü işletmemize devam eden çok saygıdeğer bir hocamız da bu koyun ıslahı yeni bir ırk elde edilmesi adına koyun ıslahı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bu hem TAGEM'in hem de ülkemizdeki diğer araştırma kuruluşlarının yeni elde ettiği çeşitleri biz işletmelerimizde denemelerini oluşturuyoruz. Denemelerde başarı gösteren o bölgenin, o iklimin, o coğrafyada verim ve kalitesiyle öne çıkan çeşitleri üretim desenimize alıyoruz ve hızlı bir şekilde bunun üretimini artırarak çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Aslında çok önemli bir nokta Sayın Müdürüm. Üreticimiz bugün sabahın dördünde kalkıyor, aylarca o üretim yapmaya çalışıyor, ekiyor, dikiyor, biçiyor, suluyor, hasat ediyor. O bir yılın sonunda da hani bunun hasadını yaparken tabii ki bu emeklerin karşılığını alınması lazım. Şimdi sizin yetiştirdiğiniz o biri bin yaptığınız TAGEM'in birini alıp bin yaptığınız tohum çeşitleriyle de bu insanlar emeklerinin karşılığını almaya çalışıyorlar. O yüzden hakikaten sizin yaptığınız bu çalışmaları, TAGEM'in yaptığı çalışmaları ben önemsiyorum. Hani ne ektiğini bilirsen ne biçeceğini bilirsin, ne sonuç alacağını bilirsin. Biz de diyorsunuz böyle her noktasında hadisenin hassasiyetle gidiyoruz. Gördüğüm kadarıyla işletmelerinizde bu çalışmalar bu yönde gidiyor. Mutlaka. Yani buradaki kuruluş amaçlarımızdan en önemlisi ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretimindeki çeşitliliğin, verimliliğin, kalitenin artırılması noktasında temel girdi olarak sertifikalı tohumların verim ve katı yönüyle öne çıkan sertifikalı tohumların, üstün vasıflı damızlıkların çiftçilerimizle, yetiştiricilerimizle buluşturulması. Evet. Tabii ki bu hizmetlerle önemli ölçüde ülkemiz tarım sektörüne katkı sunuyoruz. TAGEM olarak da, TİGEM olarak da. Evet müdürüm. Ben 2021 yılının hasadını da konuşalım isterseniz son olarak. Evet. Ne durumdayız? Onu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman maalesef bu yıl bir tarımsal kuraklık yaşadık. Önemli bir kuraklık yaşıyoruz. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarındaki yetersiz yağışlardan dolayı hububat üretimleri, kuru tarım alanlarındaki hububat üretimlerimiz bu kuraklıktan olumsuz yönde etkilendi. TİGEM'in 2021 yılı için hasat edebilmesi için toplamda 1 milyon 33.000 dekar buğday, arpa, tritikale ve yula ekiliş alanları vardı. Biz bu kuraklığı en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Ceylanpınar işletmemizde yaşadık. Ceylanpınar işletmemizde toplam buğday ekili alanımız 600 bin dekar civarındaydı. Bunun 400 bin dekarı sulu tarım şartlarında, 200 bin dekarı da kuru tarım şartlarında. Ceylanpınar'da hasadı tamamladık. Maalesef kuru tarım şartlarında ekilişini yaptığımız 50 bin dekarda hiçbir hasat yapamadık. 150 bin dekarında da bir verim düşüklüğü yaşadık. Ancak sulu tarım alanlarındaki 400 bin dekarlık sulu tarım alanlarındaki verim artışımız oradaki yaşadığımız kuraklıkla düşük verimimizi kapattı. Allah'a çok şükür en azından bir üretim eksikliği yaşanmadı. Diğer sahil işletmelerimizde Dalaman, Çukurova gibi işletmelerimizde hasatta herhangi bir lokalitede düşüş olmadı. Geçmiş yıllardan daha üzerinde bir verim aldık. Şu an Marmara bölgesinde, Karacabey işletmemizde, Trakya'da, Türkiye'de işletmemizde hasatlarımız devam ediyor. Ortalama verimlerimiz 500 kilogramların üzerinde. Ancak Orta Anadolu işletmelerde
kuraklıktan en fazla etkilenen işletmelerimiz. İnşallah buralarda kuru tarım alanlarında bir düşüş olacak ama sulu tarım alanlarındaki iyileşme inşallah bu kuraklığın etkisini ortadan kaldıracak. Biz her yıl üretimini yaptığımız, ülkemiz tarım sektörünün hizmetine sunduğumuz sertifikalı tohum üretiminin daha üzerinde bir sertifikalı tohumu inşallah pazara arz edeceğiz. Çiftçilerimizle buluşturacağımızı ümit ediyoruz. Kuraklığa dayanıklı çeşitlerimiz geliyor mu piyasaya? Mutlaka. Az önce bahsettiğimiz TAGEM'in geliştirmiş olduğu kuraklığa dayanıklı değil de toleranslı diyelim. Yani evet. Kuraklıktan daha az etkilenen çeşitlerin ekilişlerinin, sertifikalı tohumların, üretimlerinin artırılması noktasında sürekli olarak bir çalışmamız var. O yöne doğru çalışmalarımız sürekli olarak artıyor. Tabii ki bu önemli. Bundan daha önemlisi şu var. Biz, bakanımız her zaman söylüyor, su zengini bir ülke değiliz. Ama mevcut suyumuzda ekonomik bir şekilde, daha faydalı bir şekilde tarımsal üretimimizde kullanmamız lazım. TİGEM'in 2002 yılı öncesinde 210 bin dekar olan sulu tarımın alanını şu an yapılan yatırımlarla 940 bin dekara çıkardık. Hali hazırda sulamayla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. 2002 yılı öncesinde ilkel metotlarla yüzey sulama yöntemiyle uygulanan sulama sistemlerinin tamamını da basınçlı modern sistemlere dönüştürdük. Yani daha az suyla daha fazla alanların sulama imkanına kavuşturduk. Bu konuyla ilgili de inşallah önderlik yaptığımızı, liderlik yaptığımızı düşünüyorum. Ve diğer TİGEM'in kullandığı, tüm işletmelerimizde kullandığımız bilişim teknolojilerini de etkin bir şekilde tarım sektörüne, işletmelerimize kanalize ediyoruz. Bu yönüyle de ülkemiz çiftçilerine en azından bir önderlik ettiğimizi düşünüyorum. Bir örneklik teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Peki Sayın Müdürüm, teşekkür ediyorum. Bu bahsettiklerinizi daha küçük ölçekte 17 işletmenizden birisi olan Sarayönü Gözlü tarım işletmemizle konuşalım. Yüksel Bey, evet Yüksel Bey de sevgili seyirciler bir toprağın hekimi, o da ziraat mühendisi, zootekni branşlı değil mi Sayın Müdürüm? Biraz Gözlü hakkında bilgi alırsak sizden sevinirim. Ben de işletmem ve şahsım adına hem sizler hem de sayın seyircilerimizi selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Gözlü işletmemiz TİGEM'de alan olarak üçüncü, iş yoğunluğu olarak da ikinci tarımsal faaliyetlerin yapıldığı. Ne kadar bir alan Sayın Müdürüm? 288.303 dekar. İşletmemizde özellikle bitkisel üretim ve hayvancılık yoğun şekilde yapılmakta. Bitkisel üretimde hem kuru tarım hem sulu tarım yapılmakta. Kıraç alanlarda buğday, arpa, fil, korunga üretimi yapılmakta. Sulu alanlarda da yine buğday, iki çeşit, evet. Temin B ve bayraktar çeşidimiz, silajlık mısır, tohumluk yonca ve proot için yonca, fil, tohumluk fil ve korunga, ayrıca sözleşmeli patates tohumculuğu üretimi ve ayçiçeği tohumculuğu üretimi yapılmaktadır. Bitkisel üretimde hububat üretimi, yem bitkiler üretimi, park bahçe faaliyetleri, sözleşmeli üretim ve tohum hazırlama, dağıtım faaliyeti yürütmekteyiz. Her yıl bitkisel üretimde elde ettiğimiz 15-16 bin ton hububat üretimi, 455-500 ton da yem bitkileri üretiminden elde ettiğimiz ürünlerin tamamı sertifikalı tohum olarak en modern şekilde kurulmuş olan tohum hazırlama tesislerinde el değmeden temizleniyor, ilaçlanıyor, graf torbalarda istif ediliyor ve çiftçimize dağıtılıyor. Elde ettiğimiz tüm
hububat olsun, yem bitkiler olsun, hazırladığımız tohumların tamamı çiftçiye ulaşmış oluyor. Bu sanırım Sayın Müdürüm, 300'e yakın bayilerinizde satışa sunulan tohumlar değil mi? Evet, evet. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde, yani bütün üreticimiz ulaşabiliyor bunlara. Kesinlikle. Bir sorun yok bu konuda. Ya buyurun. Sadece, pardon, sadece bayilerimizde değil, aynı zamanda Panko Birlik, Tarım Kredi Kooperatifleri ve İl, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz aracılığıyla da çiftçilerimizi buluşturuyoruz. Yoğunluğu az olan veyahut da bayiye ulaşma imkanı olmayan çiftçilerimiz bu birimlerden de tohumlarını tedarik ediyor. Her yerde zaten il tarım, ilçe tarım müdürlüklerimiz var. Önemli bir nokta. Evet müdürüm, buyurun. 2007 yılına kadar bir dekar dahi sulama alan olmayan işletmemizde 2008 yılına kadar 100'ün üzerinde kuyu açıldı. Bu kuyulardan 3167 debili su alıyoruz ve 4 çeşit sulama sistemimiz mevcut işletmemizde. Şimdi burası önemli bir nokta müdürüm. Evet. Konya bölgesi deyince obrukların çokça konuşulduğu bir alan, su sıkıntısının çok net bir şekilde görüldüğü bir bölgemiz Anadolu coğrafyasında. Ancak siz 4 çeşit o azgın sulama dediğimiz hadisenin dışında teknolojiyi kullanarak sulama yapıyorsunuz. Bunları biraz böyle örnekleyerekten açıklarsanız çok memnun olurum. Çünkü şu kuraklık bize teknolojiyi kullanmamız gerekliliğini çok net bir şekilde gösterdi. Aynen, yani son yıllarda ve önceki yıllarda da kuraklığın çok büyük olumsuz etkileri görülen işletmemizde, hatta yağmurun her damlasına hasret kalan işletmemizde bir damla suyu dahi üretime dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Onun için de İşletmemizde sentrifüg, damla sulama, yağmurlama ve lineer sistemler mevcut. Burada tabii silajlık mısır, yonca, buğday, patates, ayçiçeği tohumculuğu yapılıyor. Dolayısıyla bu modern anlamda kurulmuş olan sulama sistemlerinden en tasarruflu, en ekonomik nasıl kullanacaksa o şekilde kullanma gayreti içerisindeyiz. Hatta daha da ileri giderek damla sulamayı daha da ön plana çıkarıyoruz. Çünkü damla sulamada hem üretim artışı oluyor hem de sudan tasarruf %60-65 sağlıyorsunuz. Ayrıca kuyulardan sular çekildiği için de elektrik sarfiyatınız da azalmış oluyor. Sulama tabii sulama demek 3,5-4 misli ürün demektir. Onun için de bu pandemi döneminde de tarımın ne kadar önemli olduğu açık anlaşıldı. Temel gıda çok önemli. İnsanların tabii sayısı arttıkça temel gıda ihtiyaçları var. Temel gıdanın esas kaynağı toprak ve su. Bunları çok iyi ekonomik kullanmak zorundayız. İşletmemizde de bu konuda çok büyük ilerlemeler kat ettik. Ayrıca işletmemizde kuruluşundan beri ağaçlandırma çalışmalarına çok önem veriyoruz. Kuruluşundan beri 300 kilometre kadar rüzgar perdesi oluşturuldu işletmemizde ve son yıllarda da yoğun şekilde ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarında amacı rüzgar erozyonu önlemek, süneyle biyolojik mücadele etmek ve yeşil kuşak oluşturmak. Biliyorsunuz yeşil kuşak katma değer oluşturuyor. Dolayısıyla İşletmemizde ağaçlandırma çalışmalarına da son derece önem veriyoruz. Ayrıca işletmemizde büyük bir fabrikamız var. Modern anlamda kurulmuş. Türkiye'nin hemen hemen en büyük üçüncü fabrikası. Yurdumuzun değişik yerlerine dağılmış 13 işletmemize 30 ton saat kapasiteli dökmeyin, 30 ton saat kapasiteli peletin ve 10 ton saat kapasitede çuvallama ünitesi olan ve yılda 60 bin ton yaptığımız, yem yaptığımız bir fabrikamız faaliyetine devam ediyor. Tamamen kendi ürettiklerinizle mi yapıyorsunuz?
Kendi ürettiklerimizle de büyük çoğunluğunu, ayrıca piyasadan da ihale yoluyla aldığımız ürünleri de tabii değerlendiriyoruz. Çünkü yem noktası çok önemli. Siz hayvancılığı geliştirmek istiyorsanız tarımı, dolayısıyla yemi çok iyi bir noktada tutmanız gerekiyor. Bundan dolayı önemli bir çalışma. Kesinlikle, kesinlikle çok kaliteli yem yapıyoruz. Çünkü direkt bizim işletmelerimizin ihtiyacını karşılamak için yem yaptığımız için yemin hem hayvanların döl verimine, hem süt verimine, hem sağlığına çok büyük etkisi var. Dolayısıyla çok kaliteli yem yapmak zorundayız. Ha şimdi birazdan onu soracağım. Hayvancılık faaliyetleri Gözlü işletmesinde hakikaten üst seviyede, ama işin başlangıç noktası, hani insan sağlığı için de konuşuyoruz ya sevgili seyirciler, insanlar neyle besleniyorsa ona göre de bir sağlık sistemi oluşuyor. Ona göre hastalıklar oluşuyor, ona göre tedavi yöntemlerini biz tıpta oluşturmaya çalışıyoruz. İşin başlangıç noktası insanda gıda olduğu gibi hayvancılıkta da gıda. Evet. Siz yemi yeşil kuşakla beraber aslında hastalıklardan da ari bir şekilde oluşturduğunuz bir ortamda yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Zaten hayvancılığın olmazsa olmazı kabayı. Kabayı evet. Yeterli ve kaliteli olmalı. Onu da zaten sulama alanlarından, kıraç alanlardan, ekilişlerden karşılamış oluyoruz. Bunun yanında verime daha çok etkisi olan bir de kendimize yem fabrikasında kaliteli yem yapıyoruz. Onu ben şu şekilde özetleyeyim. Buyurun. Bu az önce rakamlarını verdiğimiz damızlık hayvan yetiştiriciliğindeki hayvan varlığımızın tamamının kaba yem ihtiyaçları işletmelerimizin kendi üretimlerinden karşılıyoruz. Bir. Evet. İkincisi Gözlü işletmesinde 14 işletmenin, diğer işletmelerin kesif yem ihtiyaçları karşılanıyor. Karacabey işletmemizde de aynı şekilde kesif yem üretim tesisimiz var. Ve burada kesif yem üretiminde kullanılan buğday, arpa, mısır gibi temel girdiler tamamen işletmelerimiz üretimlerinden karşılanıyor. Ancak işletmelerimizde üretilmeyen diğer katkı maddeleri, soya küspesi gibi, ayçiçek küspesi gibi ve diğer ilave katkı maddeler kamu ihale kanunu kapsamında dışarıdan tedarik ediyoruz. Evet. Evet Sayın Müdürüm, buyurun. Evet. Ayrıca işletmemizde 2014 yılında kurulmuş 4000 başlık sığırcılık tesisimiz var. Sığırcılıkta esmer ve simental ırkıyla çalışıyoruz. Tamamen yurt dışı menşeli. Burada da elde ettiğimiz damızlık genetik materyali her yıl belirli bir program dahilinde Türk çiftçisine ulaştırıyoruz. Dişileri damızlık olarak, erkekleri besin materyali olarak. İşletmemizde 30 ton günde süt alıyoruz. Yılda da 1800'ü civarında bir buzağı. Buzağların erkeğini besin materyali ya da tohumluk olarak, dişileri de damızlık olarak Türk çiftçisine ulaştırmış oluyoruz. Bu sizin çiftliklerdeki ürettiğiniz hayvanlardaki süt verimi nasıl müdürüm? Süt verimi tabii esmer ve simental ırkı kombine verimli. Süt verimi 20-25 kilo günlük hayvan başı süt verimi alıyoruz. O da tatmin edici bir rakam. Tabii 20-25 kilo tatmin edici bir rakam. Evet. Yeter ki onun altına düşmesin. Tabii. Evet. Ama tabii bunlar beslemeyle de alakalı. Tabii modern anlamda en formüle edilmiş özellikle kaba yem, kesif yem, tabii bunlar hep formülasyon neticesinde hayvanların karma yapılıp önlerine sunuluyor. Evet müdürüm. Ayrıca damızlıklarda, evet. Koyunculuktan bahsedeyim ben. İşletmemizde, Ceylanpınar işletmemizden sonra en fazla koyunculuk popülasyonu olan bir işletme. Hangi türleri var? Akkaraman, Bafra, Bafra Melezi ve Acıpayam koyun ırkımız var. Özellikle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin bir çalışması var. Sayın Profesör Doktor Halil
hocamla birlikte. Özellikle bölgeye has adaptasyonu olan Akkaraman ve Bafra melezleme çalışmaları başarılı da olduk. Bu tipi Orta Anadolu'da çoğaltabilirsek Orta Anadolu çiftçisine bu şekilde vereceğiz. Ve çok daha güzel Akkaraman ırkında, Acıpayam ırkında ve Bafra ırkında dövme süt verim neticeleri aldık. Akkaraman ırkında %50'ye varan sürü ortalaması, %50'ye varan ikizlik. Yani sürüden %50'ye varan ikizlik. Şimdi bir saniye müdürüm, orada bir duralım. Orası önemli bir nokta. Yani bu üreticimiz açısından hakikaten hani bir yılda bir hayvan alacakken %50'yi aşkın bir oranla ikizleme hadisesi var. Evet evet, yani 100 koyundan 150 kuzu. 100, evet. Evet, 100 koyundan 150 kuzu almış oluyoruz. Hatta eliz sürülerimiz var Akkaraman ırkında. %70'e varan ikizlik oranlara ulaştık biz. Dolayısıyla bunu da elde etmek için ikiz yavru yapan koyunların dişilerini ve erkeklerini damızlık olarak bırakıyoruz. Şimdi ve beslemeye de sef ve idareye, koruyucu hekimlik hizmetlerine de azami derecede dikkat etmek lazım. Bunu elde etmek için tabii. Şimdi çok tartışma konusu ya müdürüm. Hibrit tohum şöyle, hibrit tohum böyle, aslında iki tane ayrı ayrı özellikleri olan tohumlar, kimisinin lezzetini, kimisinin efendim dayanıklılığını, kimisinin görüntüsü, kimisinin rekoltesi, bunları birleştirip bir hibrit tohum oluşturuyor bitkisel ürünlerde Arge firmaları. Şimdi siz de hayvanlarda bunu yaparak büyük baş ve küçük başta aslında üretime ciddi bir katkıda bulunuyor ve buradan doğan koyunlara, kuzulara, sığırlara da yine aynı şekilde kulak şeyi veriyorsunuz, küpesi veriyorsunuz. Aynı şekilde et ve süt üretiminde kullanılan hayvanlar. Bu önemli bir nokta. Yani bunun bizim sağlığımıza zararlı bir tarafı da yok aslında. Üreticimiz için tam tersi faydalı da olan. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Buyurun. Aslında hibrit tohumların özellikleri, siz ekip mahsulünü aldıktan sonra mahsulünü tekrar tohum olarak kullanmıyorsunuz. Kullandığınız takdirde verim kesinlikle yerle bir oluyor. Ama bu hayvancılıkta böyle değil. Genetik düzeyleri yükseltiliyor. Ondan doğan yavrular o genetiği muhafaza ediyor, sürdürülebilir oluyor. Devam ediyor. Sürdürülebilir yani, olması çok önemli bir nokta. Yani tekrar tekrar sizden damızlık almasına gerek yok üreticinin. Bir kere aldı mıydı, bunu yeter ki düzgün bir ortamda korusun, öyle mi sanıyorum? Evet tabii, şimdi 2006 yılında damızlık materyalimiz, koyun varlığımız 8 bin civarındaydı. Ama şu anda kuzuyla beraber 50 bine ulaştırdı. Biz de geçen yıl koç katımı 17 bin anayla yaptık gözü işletmemizde. Bu yıl 18 bin ana, gelecek 22'de 19 bin, 23 yılı hedefimiz de 20 bin anayla gözlü tarım işletmemizde koyunculuğu devam ettireceğiz. Hedefimiz 1000 ton süt, 5 bin baş damızlık hayvan vatandaşa, 15 bin baş da reforme, yani erkek kuzuları ve reforme koyunların beslenerek vatandaşa intikalini sağlama. Aslında Türkiye'de et sorunu çözmenin de en önemli yolu olarak ben küçük baş hayvancılığın geliştirilmesi diye düşünüyorum Sayın Müdürüm. Kesinlikle Türkiye coğrafyamız koyunculuk yetiştiriciliğine çok uygun bir coğrafya. Meralarımız hep olup gidiyor. Yani tarla tümleri, anızlar hep olup gidiyor. Onun için nüfusumuz sayısı kadar koyunculuğu artırmamız lazım. Çünkü koyunculuk Avrupa domuz etiyle kırmızı et ihtiyacını karşılıyor. Biz de koyun etiyle kırmızı et ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Kaldı ki koyun eti en tabii, en lezzetli, en sağlıklı et. Bunu da vatandaşımıza özendirmemiz lazım. Evet, çok önemli bir nokta. Arz ederim. Orada Sayın Müdürüm,
bir noktayı söylediniz. Üniversitelerle bir işbirliği halindesiniz gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani bu başarıyı sağlamasında Gözlü İşletmesi'nin Ankara Üniversitesi ile yaptığı bir çalışma var anladığım kadarıyla. Biraz o çalışmayı açarsanız. Evet, çalışmamız var. Akkahraman ırkı ile Bafra ırkının melezleme çalışmaları. Şu anda G1 seviyesinde. O ırkında şu andaki kuzu verimi %70 civarında. Bu tipi de biz Orta Anadolu'ya yaygınlaştırmak istiyoruz. Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra, sürü popülasyonuna ulaştıktan sonra bu melezlerin de döl verimi çok yüksek. Yani evet. 5-6 yavru veren bireyler var. Özellikle tabii bunun da bakım beslemesine çok önem vermek lazım. Bu çalışmamız devam ediyor. Bakım beslemeye önem vermek derken müdürüm, hani bildiğimiz klasik beslemenin dışında bir besleme şekli mi? Yoksa yemin kalitesiyle alakalı? Şöyle, hayvancılık 4 ana unsur üzerine kurulmuştur. Hayvancılık, hayvana uygun barınak yapacaksınız. Bakım besleme yapacaksınız, sef ve idareyi yapacaksınız ve koruyucu hekimlik hizmetlerini iyi yapmak zorundasınız. Yani işte bizim Gözlü işletmemizde de koyunculuğa uygun çok modern anlamda ağırlarımız var. Bakım beslemeyi çok iyi yapıyoruz. İşte kendi işletmemizde ürettiğimiz yonca olsun, fiyot olsun, sap olsun. Sefye idare çok önemli. Özellikle doğum sezonunda mutlak surette biz bütün yıl içerisinin bir program dahilinde sirküle ederiz. İşte damısılıkların ayrılması, koç katımından önce flaşing başlatılması, koç katımı süresince bu flaşingin devam ettirilmesi, doğuma 1,5-2 ay kalan yine yemlemenin çok iyi yapılması, doğuma başlayınca da özellikle koyunlarda doğumlar gece olur. Gece özellikle işte bakıcıların ve teknik personelin mutlaka ellerinde efendim çantaları müdahale edecekleri. 24 saat müdahaleye hazır halde olmaları yani gerekiyor. Yani 2 ay boyunca devamlı teyakkuz halinde olmanız lazım. Bizde telafat 1,5-2'yi geçmez. Yani 100 kuzuda 1,5-2. Onu soracaktım. Yani dayanıklılığı nasıl ürettiğiniz bu cins küçük başları? Yani şöyle, şimdi dayanıklılığı çok iyi. Şimdi bir hayvanın üretiminde esas katkıyı genetik %30'dur. Çevre şartları da %70'dir. Demin saydığım işte bakım, besleme, sefye idare, barınak ve koruyucu hekimlik hizmetleri çevre şartlarıdır. Evet. Siz çevre şartlarını optimum düzeyde, yani üst düzeyde oluşturursanız hayvanın veremeyeceği hiçbir şey yok. Onun için de özellikle koyunun en hassas dönemi doğum sezonu. Bizde de doğum sezonu Şubat ve Mart'ta, Nisan'ın 15'inde biter. O zaman içerisinde işletme olarak, hayvancılık olarak, koyunculuk olarak teyakkuz halindeyiz. Hepimiz, çünkü bir yıl bekliyorsunuz, onun verimini almak zorundasınız. Telafatı yapmadan kuzuların işte gidiyorsunuz, 3 vardiya çalışıyoruz biz. 3 vardiyada hem teknik ziraat mühendislerimiz, hem sağlıkçılarımız, hem biz idareciler elbiselerimizi, iş elbiselerimizi, yer çizmelerimizi takarız, kuzuların ağırlığının içerisine girer, kontrol ederiz. Doğan koyunların beraber, kuzuyla beraber göbeği kesilmiş mi, emzirilmiş mi, doğum bölmesine korunmuş mu, kuzuların altı ıslak mı, kuru mu, yemleme yapılmış mı, suları verilmiş mi, bunları hep kontrol ederiz. Başarı bu şekilde ilgi ve alakayla geliyor. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Biz diyorsunuz %30'luk o gen noktasındaki hadiseyi üst seviyeye, optimum seviyeye çıkarttık. Bizden alan üretici de %70'lik o çevre faktörünü yerine getirdiğinde alamayacak güzel bir noktaya kesin ulaşır. Evet. O zaman hastalıklardan daha kolay bir şekilde korunan bir hayvancılığımız olur ki hepimizin isteği de bu. Çünkü biz de onunla besleniyoruz. Zaten özellikle koyunculukta koruyucu hekimlik hizmetleri çok önemli.
bakım beslemeyi sefle idareye yaptığınız takdirde zaten hayvan hastalanmaz. Bulaşıcı hastalıklara karşı da aşınızı, ilacını düzgün yaptıktan sonra hayvanın hastalanması mümkün değil. Peki piyasaya verdiğiniz hayvanlarda bunu takip edebiliyor musunuz müdürüm? Tabii. Damızlık ürünler. Yani verdiğimiz her dişi materyal, irtiyat materyal olsun takip ediyoruz. Devamlı çiftçimizle de iletişim halindeyiz. Onların her türlü sorunları bizim de sorunumuz. Kaldı ki biz vatandaşa damızlık hayvanı verirken en iyisini vermeye çalışıyoruz, veriyoruz en iyisini. O konuda şu ana kadar özellikle TİCEM'de olsun, kurumumuzda olsun, yüzlü işletmemizde olsun hiçbir sorun olmamıştır. Bize ulaşan hiçbir sorun da çözümsüz kalmamıştır. Biz şeyi verip de hayvanları verip de bırakmıyoruz diyorsunuz. Evet. Arkasını takip ediyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Bu çok önemli müdürüm. Yani o insanlar hep bizim için çalışıyorlar. Bu millet için çalışıyorlar. Anadolu için çalışıyorlar. Sizin gibi insanlar da işin arkasında olması lazım ki. İşte bugün bir pandemi döneminden geçiyoruz. Tıbbın ne kadar önemli, sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde gıdada da. Yani bu ikisi aslında at başı gidiyor. Şimdi biz tabii ki doktorlarımızı, hemşirelerimizi mutlaka hepsi bizim baş tacımızdır. Sorun yok. Ama ben bu noktada gıdayla ilgilenen, bizim bu insanımızın gıdasını karşılayan, o sağlıklı gıdayı karşılayan, başta ziraat mühendisleri olmak üzere, üreticimiz, çiftçimiz olmak üzere bütün paydaşlarının bence elleri öpülesi diyorum. Aynı şekilde onlara da ihtimam göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her işin başı sağlık, sağlığın başı da sağlıklı gıdadan geçiyor. Onu ben şu şekilde araya gireyim. Buyurun müdürüm. Yani siz zaten faaliyetlerinizde sürdürülebilirliği sağlayabilmeniz için hizmet sunduğunuz müşterinin memnuniyetini ölçmek zorundasınız. Eğer bir sertifikalı tohum pazarlıyorsanız o çeşitteki tohumun etkisi nedir, verimliliği nedir? Sadece kendi işletmeler imkanında değil, o hizmeti sunduğunuz çiftçi bazında da onların değerlendirmesini mutlaka yapmanız lazım, ölçmeniz lazım. Eğer ki orada o çeşit uygun değilse daha yeni çeşitlere veya da o bölgeye daha uygun çeşitlere çiftçilerimizin yönlendirilmesinin yapılması lazım. Bu çalışmalarda yapılıyor. Aynı şekilde sertifikalı tohumda olduğu gibi damızlıkta da bu mutlaka yapılıyor. Evet, evet Sayın Dün. Sayın Akçay, gözlüğüyle ilgili ben son sözlerinizi almak istiyorum. Kaç yıldır orada vazifelisiniz? Sadece işletme müdürü olarak değil, ziraat mühendisi olarak daha öncesi de vardır. 87'de ben ziraat mühendisi olarak Çazım Karabeşik Tarım İşletmesi'nde göreve başladım. 5 yıl kaldım orada. Daha sonra Bağla işletmemize geldik. Ankara'nın Bağla Tarım İşletmesi'ne. 5 yıl orada hayvancılık şefi olarak görev yaptım. Oradan Tayrova işletmemize yine hayvancılık şefi olarak 3 yıl görev yaptım. Oradan Azipayam işletmemize müdür yardımcısı olarak atandık, bir yıl kaldık, Polat işletmemize geldik. 4 yılda Polat işletmemizde müdür yardımcısı olarak çalıştık. Dolaşmadık yer bırakmadınız yani. Aksaray'a gitti 2005 yılında. Bir yılda orada müdür yardımcısı olarak çalıştık. 2006 yılında gözlü işletmesine müdür olarak atandım. 2016 yılına kadar orada müdürlük yaptık. Ben gözlü işletmesine müdür atanırken bir dekar dahi sulama alanı yoktu. Sağ olsun kurumun yatırımları vardı. Verilen her kuruşunu orada değerlendirdik. İmkanları fırsata çevirdik. Ve şu anda 35 bin dekar sulama alanı, 4 çeşit sulama sistemi, 3167 litre saniye debili suyumuz, fabrikamız var, sığırcılı tesisimiz var. Ve koyunculuğu toplam olarak 50 bin başa çıkardı. Şu anda daha da artıracağız. Ve ben başladığımda 16 milyondu bütçemiz. Şu anda 360 milyon. Başladığımda 130 kişi çalışıyordu. Şu anda 650 kişi çalışıyor.
Yani Konya için, Sarayönü için, ülkemiz için çok büyük bir kazanım oldu gözlü işletmemiz. Evet. Ve gözlü işletmesinde ayrıca araçlandırma çalışmalarına da çok önem veriyoruz. 400 bin civarında ağaç diktik, özellikle tesis şeklinde, rüzgar perdes şeklinde. Ve şimdi de bir şey oluştu, yani 11 Kasım'da biliyorsunuz ağaç yalandırma 100 senelinde. 11 bin ağaç, evet. Bu yıl da yine 11 bin ağaç diktik. Ayrıca diğer kuruluşların, işte Gıda Tarım Örgütü'nün de orada çalışmaları var. Orman Bölge Müdürlüğü'nün işte kısa süre önce 30 bin civarında yine bir fidan dikimi oldu. Yani çok fonksiyonel bir işletme oldu, gözlü işletmesi. İstenen yani yüzde bir işletmemiz oldu. Üreticimizin emrinde diyorsunuz. Biz de tabii özellikle teknik personel, memurlar, işçilerimiz bilgi ve becerimizi kullanarak, mevcut imkanları da kullanarak ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum müdürüm. Sayın Genel Müdürüm, sizin de ben son sözlerinizi almak istiyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. TİGEM olarak faaliyetlerimizdeki etkinliğin artırılarak devam ettirilmesi, sürdürülmesi noktasında hızlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle sulama potansiyeli olan işletmelerimizde sulama yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer altı su kaynağına dayalı sulama sistemlerini hemen hemen tüm işletmelerimizde tamamladık. Ama DSİ yatırımlarına paralel olarak devam eden işletmelerimizde sulama yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl şu an Ceylanpınar işletmemizde yaklaşık bir ilave 17 bin dekar inşallah sulama hizmetine açılacak. Kuru tarımdan tarım uygulamasına geçmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda da 85 bin dekar yine DSİ ana sulama kanalından alacağımız su kaynağı ile sulayabileceğimiz bir alan oluşuyor. DSİ yatırımları devam ediyor. Akabinde de biz o yatırımları tamamlayarak kısa bir süre içerisinde işte bu su tarım alanlarımızı artırıyoruz. Ardından Çukurova işletmemizde aynı şekilde DSİ çalışmalarına paralel olarak bir sulama yatırımımız olacak. Hızlı bir şekilde sulu tarım alanlarını artırıyoruz. Hızlı bir şekilde teknolojik yenilenmelerimizi yapıyoruz. Sulu tarım alanlarının artmasıyla birlikte ilave ihtiyaç mekanizasyonları tamamlıyoruz, karşılıyoruz. Buradaki tüm amacımız ülkemiz tarım sektörüne daha fazla sertifikalı tohum vermek, daha fazla üstün vasıflı damızlık verebilmek, TİGEM hizmetlerindeki tarım sektörüne sunduğu hizmetlerdeki etkinliği artırmak ve bu kuruluşu inşallah gelecek nesillere, gelecekte de etkin bir şekilde hizmetlerin devam ettirilmesi noktasında devretmeyi hedefliyoruz. Özellikle bu açıklamaları yapmamıza imkan tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için Sayın Genel Müdürüm. Programımızın sonuna geldik. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda görüşürüz, buluşuruz ümidiyle diyorum. Evet sevgili seyirciler, bir Toprağın Hekimleri programımızın daha sonuna geldik. İki tane Toprağın Hekimi konuğum vardı. TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay ve Konya Sarayönü Gözlü Tarım İşletmeleri Müdürümüz Yüksel Akça ile birlikteydik. TİGEM'i konuştuk. Türkiye'nin en büyük çiftçisini konuştuk. Türkiye'nin en büyük üreticisini konuştuk aslında bir noktada ve üreticilerimize de rehberlik yapan bir kuruluşu sizlerle ayrıntıları paylaşmaya çalıştık. Ben yine aynı sözlerle programı bitirmek istiyorum. Ne ektiğinizi bilirseniz ne hasat edeceğinizi de bilirsiniz. O yüzden sertifikalı tohum diyoruz. Nereden aldığınıza, ne aldığınıza dikkat edin diyoruz. Çünkü sizin, üreticimizin, köylümüzün emeği, üretimi bizim için çok önemli. Bir başka Toprağın Hekimlerinde efendim tekrar buluşmak üzere saygılarımla.